Murat, ben şunu merak ediyorum. Senin babanla aran tam olarak ne zaman bozuldu? Bu Ruhiye benim çamur attı bizi. Ondan sonra benimle, babamla benim aram açıldı gitti. Yani 2010 yılındaki bu istismar olayından sonra senin işte Ruhiye'yi istismar ettiğin, ona zorla sahip olduğun iddiasıyla arkasından da davalık oluyorsunuz. Ondan sonra aranız evet. Bozuldu. Peki. Benim aramdaki de pek bozulmaya bitirdi. Ama ben sen... sadece şurada yıkıntı oldu. Babanın adliyede ya ben de biliyorum bir şey olmadığını ama en azından 5 yıl bari hapiste yatırabileydik demesi. Kim dedi onu? Sen bunu kimin söylediğini iddia ediyorsun? 5 yılda hapis yatırabilseydik. Bunu kim söyledi? Adliyeden biri söyledi. Ben hakim bey önce başkan beni çıkarmadı. Önce onlar çıktılar. Şimdi bir tartışma olmasın diye. Beni biraz bekletti. Önce onları çıkardılar dışarıya. Tamam. Peki sen öncesinde de ama Rukiye'yi hiç istememişsin. Ablacığım istemedim ben bunu. Baştan beri söylüyorum. Ben Rukiye'yi evimizi hiç daha istemedim. Nedenini. Bir dakika bunun nedenini biz biliyoruz da aslında bunun nedeni senin Rukiye'nin annenin üzerine kuma gelmesi, arkasından da babanla evlenmesi mi? Bu yüzden mi istemedin? Ablacığım şimdi bir ne olursa olsun bir şey ortaya koyduğun zaman yani baştan belli olur bir şey. Yani bu Rukiye'ye ben şu an güvenmedim evin içinde. Ha güvenmedin. Niye güvenmedin? Güvenmedim. Anneme hep söylediğim şu vardı. Annem, önce annem de acıyordu buna. Anneme söylediğim hep şu söz vardı. Anne, bu obanın kızını, kadını neyse nereden gelip oraya gönderelim. Bak yarın başımıza bela bu kadın dedi. Yani anneniz Ayşe Hanım Rukiye'den hep şüphelendi. Hayır. Annem ben de acıdı diyor. Annem de acıdı ben diyor. Ben istemedim diyor evin içinde diyor. Annen acıdı Rukiye'ye öyle mi? Üstümde de kalır. Başlarda annem, ilk başlarda annem de acıdı. Oğlum daha da bir garip gidiyor. Anne garip istedim Allah yapsın yuvasını dedim. Yani annemler garibi biz basacağız dedim. Anladım peki. Önderin geldiği yere gidip bizim başımıza bela açar dedim. Peki şimdi sen babanı bir kahvenin önünde tartaklamışsın doğru mu? Yalan söylüyorlar ablacığım. Mümkün değil. Böyle bir olayın olduğu bilgisi bize sadece onlardan duymadık. Biz başkalarından da duyduk. İsim verin ablacığım buraya. Kim bağla? Kim ise çıksın karşımıza. Çıksın karşımıza. Nasıl? Murat? Abla kim ise onu gören ben bunu gördüm desin, duydum desin. O kahvenin önünde bir şey olup bittiyse o kahvenin sahibi illaki biliyordur. Sen hiç babanla bir kahvehanede karşı karşıya geldin mi? Hayır ablacığım hayır. Ben babamı gördüysem ben yolumu değiştirdim. Ben o adamla 100 metre bile birbirimize yaklaşmadık. Ben o adamı gördüysem yolumu değiştirdim hep. Bunu söyleyen kişileri de söyleyelim bir daha. Bunu söyleyen kişi Aydın Kara ve Kara. Fatih Kara. Yalan görürler işte. Onlar ağzını... Şimdi sen Fatih Kara'yla hiç işbirliği yaptın mı? Genç baba dediğimiz bir ara öyle olduğunu iddia edilmişti. Fatih Kara da yayına bağlanmıştı. Sen Fatih Kara'yla bazı işler yaptın mı? Ben Fatih'le ne işler yapacağım abla? Sen yasaklı madde ekimi için babanla kavga ettin mi? Bir arazi bir şey istedin mi babandan? Ben yasaklı madde ekmek istiyorum dedin mi? Nerede çıkarız böyle şeylere? Böyle bir şeyin alakası bile yok ya. Bunu Ömer Bey dile getirdi ve dedi ki senin işte Fatihlerle birlikte işbirliği yaptığın ve ticaretini yaptığını iddia etti. Doğru mu anladım değil mi? Evet bunu söyledi. Doğru mu? Ablacığım kendi başından çağırır. O kendi başından çağırıyor. Bana kimse ulaştıramaz. Böyle bir şey olmadı yani. Peki yani, ben madem, orada madem, şöyle dışayım sattığım adamı da bulsun gelsin ablacığım yüz olalım hadi. Ben şunu da sormak istiyorum şurada. Kime? Bu sorunun devamına yani söyle Murat'a daha sorularımız var. Evet. Madem benim abim Aydın Kara herhangi biri madde ekiyor. Bunu bilen şahıs o dönem jandarma yok muymuş? Polis yok muymuş? Savcı yok muymuş? Şikayet etseymiş. Andızın boyuna çıkmış yasaklı madde ya. Bunu gören şahıs her kimse ben terbiyemi bozmayacağım. Nasıl bir insan evladıysa niye gidip jandarmaya ya Murat Kılınç yasaklı madde yetiştiriyor diye niye jandarmaya ihbar etmiyorlar? O zaman da şimdi buraya arıyorlar ya da buna söylüyorlar. Buyurun. Cinayetten önce Hamza Bora
bir cümle kullanmışsın. Hamza Bora diye. Hamza Bor. Hamza Bor kim? Hamza Bor. Bir dakika, bir parantez açıyorum. Hamza Bor tanıyan var mı? Aramıyoruz. Bak, minibüsçüden bahsediyorsanız. O minibüsçü mü bilmiyorum, o Hamza Bora bir ifadesi olmuş. Bizde bizim Hamza tanıdığımız yazın. Hamza Bora yok. Hamza yazar olabilir mi Didem Hanım? Hamza Yazar var. Hamza Yazar mı? Soy ismini Hamza diye biri diyelim. Soy ismini yanlış söylüyor olabiliriz. Murat, tamam. İfade şu. Hamza diye birine sen demişsin ki, yani o Hamza sana bir harman derelim demiş. Sen de benim... Yok. Harman derelim diye köylerinden evli birisi. Minibüsçü değil. Neyse şey yapıyor. Murat işim var diyor. Evet. Murat da ondan sonra ne işim var deyince de sana sen demişsin ki o kişiye, Hamza'ya, yer yerinden oynayacak demişsin. Cinayetten bir süre önce. Bir gün önce. Bir gün önce. Yarın duyarsın demiş. Şimdi yalanı söylerken önce usturbu söylemek lazım. Doğru mu? Tamam. Ama öldürüldü. Ekim derilecek, harman kaldıracak bir mevsim değildi. 23 Temmuz. Tamam. Evet. Ekim biçelim. Ekim biçelim. Ben ekim bitmedim. Size yanlış gelebilir. Tamam, bir saniye özür dilerim. Şimdi bir dakika dur, bu iddiayı bir Ömer Bey söylesin. Söyle Ömer Bey. Şimdi köylerinden evli olan bir şahsa enişte diye hitap ediyorlar köylüleri. O köyden evli ya. Evet. Buna sormuş, yarın bir ekim biçelim. Evet. Bu da demiş ki, yarın benim işim var. Hayırdır, ne işin var? Yarın duyarsın demiş. Yarın tası günde zaten o gecede cinayet olmuş. Peki bu eniştenin ismi yok muymuş? Sadece enişte miymiş? Öyle diye hitap ettiler bana. İsmi söyle, ben yardımcı olacağım sana. Tamam da bilmiyorum, bana söylemediler. Söylesene, ben kafadan birinin ismini veremem ki sana. Doğanay sana WhatsApp'tan bir şey yazdı. Bunu Mustafa'ya gösterir misin? Ama çok bunu, acil. Söyle, sana bunu söyleyen adama bu adamın ismi ne diye ben olsam sorarım. Çünkü iddianın ayaklarının yere basması lazım. Tehdit ediyorsunuz adamları, tehdit. Didem Hanım, muhabiriniz Çatak Köyü'nde ya da Silifke'de. Gitsin, kimi tehdit etmişiz? Böyle kapı kapı kessin, kimi tehdit etmişiz? Bir gün evvel kadınlar telefona bağlanacak oldu. Bir gün sonra telefon geldi, tehdit ediliyoruz. Biz bağlanamayız. Ben onu da açıklarım. Tamam. Peki bu iddiayı ne diyorsun? Aradın mı, aramadın mı, ben bunların dökümünü isterim. Benim ailemden herhangi biri, o dediğin. Bak, Fatma Yalçın aransın lütfen. Tamam, ben dur. Tehdit etmiş miyim burada? Bakın, iddiaları çürütmeye varım ben. Hazırım ben. Ben aileme güveniyorum. Kendim anlasın. Gibi güveniyorum. Tek tek ifade edin kendinizi. Tamam, ben aileme güveniyorum. Benim ailemden kimse tamam. Arayıp oralar buralar tehdit etmemde ona ihtiyacımız yok. Basit. İftiraya uğrarız diyor. Millet korkuyor sizin belanızdan. Evet. İftiraya uğrarız diye korkuyor. Millet beladan korkuyor. Peki onu da aydınlatabilirsiniz Didem Hanım. Gene muhabiriniz Silifke'de. Kime iftira atmışız? Buyurun gidin araştırın. Ben ama Çataklılara bir kez daha sesleniyorum. Yani bakın, biz size çok seslendik. Mercan'la ilgili bildiğiniz bir şey varsa ya da Rukiye ile ilgili bildiğiniz bir şey varsa biz zaten sizin kimliğinizi kimseye asla açıklamayız. Lütfen bizi arayın. Korkmayın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bana konuşmayacaksanız gidin savcıya konuşun. Kimseden korkmayın. Bildiğinizi anlatın. Bu bir anlamda sizin önemli bir meseleniz oldu. Sadece Türkiye'nin meselesi değil. Mersin Silifke'nin de artık bir şey meselesi evet. Oldu. Ben de... Cinayetle ilgili bir bilgileri varsa bugüne kadar konuşmuşlarsa. Evet. Bilgileri varsa konuşsunlar. Yani cinayetten bir gün önce senin bu ifadeyi ne işin var deyince de yakında yer yerinden oynayacak cümlesini sen kurdun mu kurmadın mı Murat? Şimdi ben o cümleyi kesinlikle kurmadım. Böyle bir adam da bana öyle bir teklifte bulunmadı. Şura gidelim, bura gidelim diye. O kesinlikle düpedüz yalan. Ben o adama da az sonra arayacağım. O diyor... Tehdit yok ama. Çantası avukatı yok mu? Rukiye'nin avukatı. O öyle de diyeceğim ki, sen ne diyeceğim? Böyle dedi mi diyeceğim? Omar böyle diyor diyeceğim. Bakalım ne diyecek? Bizim köyde evet öyle dışa... Bizim köyümüzden evli ve bizim köyümüzde yaşayan bir tane enişte diye herkesin enişte dediği. Hamza mı? Hayır. Ha. İsminden çok enişte denir. Enişte lakaplı biri. Ha. Ben hiç vereyim. Nihat Bor. Hamza? Nihat Bor. Ha, Nihat Bor. Hamza ha. Değil. Nihat ben Bor. Adamı tanımıyorum. Ben bilmiyorum. Onlar ya. Beni duyuyorum. Ya. Az, tamam mı? Ona tam emin değil. Atıyor ortaya. Evet, Nihat Bey, Nihat abi arayıp sorabilirsiniz. Murat'a böyle bir teklifte bulunmuş mu? Murat böyle bir şey demiş mi? Adam daha hayatta sağ ve Çatak Köyü'nde. Tamam, Hüseyin kimse de orada. Kimse gizli saklı bir yerde değil.
Aleyhime veya lehime kim konuşuyorsa bağlanabilir, konuşabilir, canlı yayın yapabilir. Hiç sıkıntı değil.